Ah! Ah, ben bu hallere düşecek miydim ya Rabbi? Taş da olsaydım keşke, taş! Ah, ah, bir su verenim bile yok. Bana bağırıp durma. Sen delirttin beni. Şşşt, ah. Sana zehir ederim hayatı. Baba gidin. Esra! Haşmet? Rukiye? Neredesiniz? Ha? Ha? Haşmet! Oğlum, evladım, bir bardak su ver ne olur. Hastayım, kimsesizim, bir bakanım bile yok. Herkes beni bıraktı gitti. Bir bardak su verenim yok. Yapayalnızım. Yapayalnızım ben. Yalnız değilsin. Sen kendini yalnız hissediyorsun. Eğer dünya imtihanın sırasında kalbinde Allah'ı hissetseydin, şimdi kendini yalnız zannedip de üzülmezdin. Çünkü şüphesiz Allah'tan yakın dost bulamazsın. Neredeyim ben? Birisi bana yardım etsin imdat! Çıkarın beni buradan! Artık Allah'tan yardım istemenden ve ondan merhamet dilemenden başka hiçbir yakarışın faydası olmaz. Neredeyim ben? Nerede? Ferah kapısındasın. Öldün. Dünya hayatın bitti. Hesap defterin açılacak. Amellerin bir bir sayılacak. Dünyada verdiğin sınavın neticesi ortaya çıkacak. Ve akıbetin belli olacak. Olmaz! Neden? Hastayım ben. Çok hastayım. Dinlenmem gerek. İmdat! Haşmet! İmdat! 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 Makbul abla! Makbul abla! Ay, bir şey mi oldu acaba kadına? Belki bir yere gitmiştir Sultan Hanım, olamaz mı? Bir yere çıkacak hali mi var kadının? Hasta da bakanı bile yok. Bir bakanı falan da mı yok? Gelini vardı, o da durmadı kaçtı. Makbul abla! Dedikodu yaptığı yetmiyor. Makbul abla! Bir de yayıyor etrafa. Kız Sultan! Buradayım! Makbul abla! Buradayım! Şşş, kardeş, bir omuz atla, kır şu kapıyı. Ay durun! O kapı kaç para biliyor musunuz? Yapmayın! Makbul abla! Makbul abla! Makbul abla! Sultan, delirdin mi? Ben buradayım! Ay, ne ağlayıp duruyorsun, delirdin mi? Ölmüş mü? Ölmüş. Ah, dilim tutulsaydı da söylemeseydim Haşmet'e. Sen mi söyledin? Hay çenesi tutulasıca. Ben sana yapacağımı bilirim kız sultan. Makbul abla, ben ne yaparım şimdi komşusun? Ben buradayım, bir yere gitmedim. Allah rahmet eylesin. Ölmedim ben. Ben buradayım, görmüyor musunuz? Ölmedim. Ölmedim ben. Ölemem. Çok hastayım. Çok. Geri dönmem lazım. İlaçlarımı alırsam iyileşirim. Gerçekten. Yoksa sapasağlamım.
Benim oğlumun bana ihtiyacı var. Çok zor durumda. Sonra torunlarım var. Evet evet torunlarım. Onlar üvey anne elinde mahvolurlar. Hayat bir uykudur. Rüya gibi geçti. Ölüm ise uyandırmadır. Vakit gelip çattı. Şimdi de vicdanla yüzleşme zamanı. Niye geçmişi kucaklayalım ki? Nasılsa gelip geçti. Burası geçmişin hasat alanıdır. Dünya mezrasını nasıl değerlendirdiğine göre hesap görülecektir. Burada gelecek düne bağlı. Hem uzun zaman oldu. Belki hatırlamam. Eksik kalır. Yani vazgeçsek bu işten ne olur? Hayatı takdir ederken rızkından olacaklara kadar her şeyi yazan kudret bizi başıboş bırakmaz. Bütün ömrün kayıt altında. Her şey kayda mı alındı? Evet. Şimdi yapılıp edilenlerin mizana konma vakti. Haşmet tek çocuğumdu. Babası o daha çocukken öldü. Soyumuzun devam etmesi Haşmet'e bağlıydı. Ve onun doğacak oğluna. Dön de seyret kendi hayatını. Nur topu gibi bir kız çocuğu. Kızım benim. Baba kardeşim geldi kardeşim. Canım. Yine kız. Soyumuz kuracak soyumuz. Anne sırası mı şimdi bunu söylemeni? Adı Ayşegül olsun. Rukiye nasıl, iyi mi? İyi iyi. Gel gel annene bakalım kızım. Geç. Hadi geç. Maşallah maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Sağ ol. Ya çok tatlı. Rukiye yavrum. Bırak sen geç otur. Loğuz haline yorma kendini. Ben yaparım servis. Yok Sultan abla, iyiyim ben. Otur Sultan. Yok gelinin bir şeyciği. Kız anası ne de olsa. Çabucak kalkıverdi ayağa. Aferin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Buyur anne. Bu ne biçim çay? Git doğru dürüst getir. Peki. Makbule abla. Çok katısın vallahi. Azıcık anlayış göstersen ya kıza. Haşmet'imi bu yaşa getirinceye kadar kimsecikler bana anlayış göstermedi. Bir başıma büyüttüm ben onu da gıkım çıkmadı. Şimdi bir çay istedik diye suçlu mu olduk sultan? Aa, ben böyleyim. Bak beğenmeyene kapı orada. Afiyet olsun. Ben kahveye dönüyorum anne. Al çocuğu. Anasına ver kızım. Kollarım ağrıyor benim. Al. Ayağınıza sağlık. Hadi sağ eyvallah. Ol, sağ olun. Akşama geç kalma çocuğu. Tamam anne. Tamam. Ay gidip odada uyusana şu çocuğu. Kafam şişti ağlamasından. Peki anne. Oy 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 oy. Kızım benim kızım. Ay kız çocuğu tabii. Ağlaması bitmez. Sen ne uslu bebektin. Ne ağlaman vardı ne huysuzluğun. Ama bu Esra da böyle büyüdü. Eh anneleri de susturmasını bilmiyor ki çocukları da ondan. Anne. Bebek doğduğundan beri suratından düşen bin parça. Allah'ın gücüne gider vallahi. Sağlıklı bir evladımız oldu diye şükredeceğimiz yerde... Bana bak Haşmet. Cevap mı veriyorsun sen bana? Yok anne, ne demek o? Ben sana dedim. Ben sana bu kızın soyunda hayır yok. Bu bizim soyumuzu kurutur dedim. Bak Haşmet. Baban sen 4 yaşındayken öldü. Seni büyütürken ettiğim emek ödemekle bitmez. Haklısın anne. Ben senden ne istedim? Bir tane erkek torun o kadar. Üçüncüye de erkek olur anne Allah'ın izniyle. Olur olur da ben göremem Haşmet.
hem benden söylemesi. Bu kadın sana erkek çocuğu falan doğuramaz. O zaman da söyledim sana oğlum. Anasının kaç tane çocuğu var? Söyle kaç? 4. 4 ya. 4'ü de kız. Evleneceğin vakit de söyledim. İlla bu olacak dedim. Ne yapıyorsun? Öteki kadınlardan ne farkı var? Ben karımı seviyorum anne. Beni sevmiyor musun yani? Alacağın olsun Haşmet. Elin kızını anana tercih ediyorsun ya, alacağın olsun senin. Anneciğim niye öyle diyorsun? Seni sevmez olur muyum hiç? Neden böyle yapıyorsun? Sözümü dinlememenden belli. O zaman da söyledim sana. O zaman da Vildan'la evlen dedim. Vildan senin için daha hayırlı dedim. Anne Rukiye duyacak. Ay duyarsa duysun, ondan mı korkacağım be? Söyle bakalım. Saygısız teki zaten. Ne yaptığı iş iş, ne doğurduğu çocuk. Anne gözünü seveyim böyle yapma. Rukiye'nin sana karşı bir kusuru varsa söylerim, düzeltir. Her tarafı kusur. Ne diye yüzüme bakmıyorsun Rukiye? Yok. Nereden çıkardın? İşe dalmışım da. Ağladın mı sen? Yok. Ağlamadım. Ağlamadım. Ne oldu ki şimdi? Ne diye ağlıyorsun? Bilmiyor musun neden ağladığımı Haşmet? Nedenmiş? Ben bir şey bilmiyorum. Seni mutlu edemiyorum Haşmet. Anneni de mutlu edemiyorum. Bak yavrum şurada yatıyor ya. Onu da sevmeye, öpmeye, koklamaya çekiniyorum. Ne yani? Suçlusu ben miyim bunun? Hayır Haşmet. Sen değilsin. Ne yani? Annem mi? Onu mu ima ediyorsun? Hayır Haşmet. Ortada bir suç yok ki. Ben de elimden geleni yapıyorum, annen de. Ama annen... Bana bak Rukiye. Eğer bana ayrı, anneme ayrı davranıyorsan... bu ne senin için iyi olur ne de benim için. Haberin olsun. Bu da nereden çıktı Haşmet? Zaten kadının hayatta bir tek arzusu vardı. Bir erkek torun. Onu da beceremedin. Haşmet. Ne Haşmet ne? Yalan mı? Bari saygıda bir kusur etme. Haşmet, oğlum çarşaflara uzanamıyorum. Gel de yardım et bana. Tamam anne. Dün gece bana nasıl baktığını görmedim sanma. Niye öyle diyorsun anne? Canım sıkkındı biraz, o yüzden. Ben senin canının neden sıkkın olduğunu biliyorum. Ama daha vakti var. Var daha. Sinirlerim yıprandı da biraz, o yüzden. Hem daha yataktan kalkalı 5 gün oldu, olmadı anne. Ne yani? Ben seni çalıştırıyor muyum? Onu mu kakıyorsun başıma? Ah ah. Ben söyledim Haşmet'e ama dinlemedi beni. Bana bak kızım. Bir erkek evlat için annesinin ne kadar önemli olduğunu sen anlayamazsın. Bunun için bir oğlunun olması lazım. O da olmadı. O yüzden Haşmet'i benden uzaklaştırmaya çalışırsan hata edersin. Hata. Anladın mı? Anne, neden ben böyle bir şey yapmaya çalışayım? Bana bir tek örnek verir misin? Sana saygısızlık ettiğim bir tek gün gösterebilir misin? Ay dilin de papuç kadar oldu senin gelin. Aa korkulur senden. Kalk. Kalk, soba söndü. Kalk da odun getir hadi. İşte bakın, çektiklerimi görüyor musunuz? Soğukta perişan, bir başıma. Üstelik de horlanıyordum. Halbuki bütün istediğim küçücük bir şeydi. Ne istedin? Bir erkek torun istedim. Evimizin direği olacak bir erkek.
Yoksa ailemizin kökü kuruyacaktı. Kız çocukla olmazdı bu iş. Ne kadar boş bir kuruntu. Peygamber Efendimizin nesli kızı Fatıma ile devam etmedi mi? Hem kız evlat o kadar değersiz midir? İyi bir annenin ayaklarının altında cennet yok mudur? Öyle ama bizim oralarda oğlu olmayana iyi bakmazlar. Mal da, evlat da nimettir. Nimet ise takdir ile olur. Takdire itiraz eden başını örse vurur kırar. Ama ben o insanların içinde yaşıyordum. Ben farklı düşünebilsem bile o insanlar aynı düşünürler. İnsanların yanlış düşünmesi, yanlış hareket etmesi, haksızlık yapması seni de öyle yapmaya zorlayamaz. Hem evlatlar insanlara verilmiş emanetlerdir. Ha erkek olmuş, ha kız olmuş. Ne fark eder? Emaneti veren Allah olduktan sonra. Erkek evlat beklentisi benim de arzumdu. Sen hem kendi nefsine zulmediyordun hem de başkalarına. Zulüm insanoğlunun en yıkıcı sıfatlarından biridir. Sen kendi mutluluğun, nefsinin arzuları için telaş ve acele içindeyken çevrendekilere zulmetmiş olabilirsin. Hayır, ben kimseye zulmetmedim. Onlar bana yaptılar. Hepsi bir olup üstüme geldiler. Hepsi mi? Evet, hepsi. Bu gelinin saygısızlığından, beceriksizliğinden kurtulmak için başka bir gelin alayım dedim. Bunun için canımı dişime taktım. Çok uğraştım ben. Ay Vildancığım, iyi ki geldin. Nasıl özlemişim seni. Ah keşke Haşmet de burada olsaydı da görseydi seni. Ya Makbule teyzeciğim, ben de özledim Haşmet'i. Bütün çocukluğumuz birlikte geçti. Aslında daha fazlası da olacaktı ama. Dur bakalım Vildan, gün doğmadan neler doğar. Bir bakarsın umudunu kesmişken gelin olarak girmişsin bu eve. Evli barklı adam artık Haşmet Makbule teyze. Hiç olur mu? Olur olur. Hem de nasıl olur? Peki işleri nasıl Haşmet'in? İyi, çok iyi. Bir dükkan daha açacak şimdi ortağıyla birlikte. Allah'a çok şükür hiçbir eksiğimiz yok. Rukiye! Rukiye! Ay pek ağır bu kız Vildancığım. Efendim anne. Nerede hani kahveler? Getiriyorum hemen. Hem ağır hem beceriksiz. Vildan'ın kahvesi orta olacak. Orta orta, anladın mı? Sen hiç zahmet etme. Başka zaman içeriz inşallah. Gelin. Ay sana söylüyorum. Ne öyle dikilip duruyorsun yalı kazığı gibi? Dilini mi yuttun? Yoksa delirdin mi? Ne bu halin? Evet delirdim. Sen delirttin beni. Şu yaptığına bak. Yaşından başından da mı utanmıyorsun? Daha dün bu kadını kocama. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Ay terbiyesiz şey. Sen benim misafirimin yanında nasıl aşağılarsın? Ben seni aşağılamadım Makbule Hanım. Sen kendini aşağıladın. Rukiye, ne oldu? Neyin var? Seninle konuşmam gerek Haşmet. Meşgulüm Rukiye, görmüyor musun? Haşmet, dayanacak gücüm kalmadı benim. Benim de sana dayanacak gücüm kalmadı. Ne bu Rukiye? Durmadan ağlayıp zırlıyorsun. Yeter ama artık. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Kıymetini bil. Hadi git şimdi, akşama konuşuruz. Haşmet, ne olur. Tamam, evde konuşuruz. Hem sen çocukları niye yalnız bıraktın? Ne biçim annelik bu? Allah Allah. Hadi, hadi git. Git hadi be. Rukiye? Rukiye? Rukiye, neyin var? Sinan, ne haber? Ben de eve dönüyordum. Bir şey mi oldu?
Ben de bir şeyler aldım dükkana. Haşmet dükkandaydı, uğradın mı? Uğradım. Meşguldü biraz. Ben de eve dönüyorum. Rukiye, iyi görünmüyorsun. Bir şey olduysa anlat bana. Belki bir faydam olur. Yok bir şey Sinan. Biraz bunaldım. Çocuklar filan. Öyle dışarı attım kendimi. Peki o zaman. Bak, bir sıkıntın olursa... Yok canım, ne sıkıntım olacak? Benden söylemesi. Yine beklerim, yine gel. Aa, Makbule'nin gelini değil mi bu? Aha, yanındaki adam da kim öyle? Haşmet'in ortağı. Bu kızın daha yeni çocuğu olmadı mı? Aha. Allah akıl fikir versin. Canım günahını alma kızın. Yok canım, gün gibi ortada. Vallahi ben insanlık görevimi yapar bunu Makbule'ye söylerim. O baksın artık çaresine. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Vay başıma gelenler. Ay bu da mı gelecekti başıma? Benden söylemesi kardeş. Artık sen bakarsın başının çaresine. Hadi görüşürüz. Ay ben bilirim ona yapacağımı. Merhaba. Yazıklar olsun. Ahlaksız! Sen hangi yüzle geliyorsun bu eve? Ahlaksız, terbiyesiz! Ha? Ne oldu? Ne yaptım ben sana? Ha, ne yaptım? Yüzsüz! Bir de ne oldu diye soruyorsun ha? Ahlaksız! Utanmaz varlanmaz! Ne yaptım? Sus! Olmaz olsun senin gibi anne! Tu sana! Ahlaksız! Kocanın ortağıyla sokak ortasında kırıştırmaya utanmıyor musun sen? Yalan! Ha? Yalan! Yalan! Sus! Ahlaksız! Derdin buymuş senin. Demek derdin buymuş. Seni ahlaksız. Yalan, yalan. Öyle bir yeter. Şey var ki canlı çıkmayayım bu evden. Yeter. Yeter dedim. Yeter. 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 Anne. Anne ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Bak. Kadın diye seçtiğin kadına bak. Anneni dövüyor. Yalan. Üstelik bak görüyor musun? Bu seni aldatıyor. İnanma ona Haşmet, inanma. Hem de en yakın arkadaşınla. Yalan, inanma ona Haşmet, inanma. Utanmaz kadın. Allah kahretsin seni. Bunu da mı yapacaktın bana? Bunu da mı? Defol git. Git i̇nanma bu evden. İnanma Haşmet. Artık gözüm görmesin seni. Defol. Yalan söylüyor. Niye yaptın bunu? Ben bir şey yapmadım. Ben sadece söylenenleri aktardım. Her duyduğunu aktarmak kişiye günah olarak yeter. Halbuki önce araştırman gerekmez miydi? Ama anlatanlar benim arkadaşlarımdı. Her iftirada bulunanlar da birilerinin arkadaşıdır. Bu neyi değiştirir? Hem iffetli bir kadına namus suçlaması çok büyük bir günahtır. Bunu nasıl bilmezsin? Ama Rukiye bizimle problemliydi. Böyle bir şey yapabilirdi. Her bıçak kullanan adam öldürebilir. Öyleyse elinde her bıçak olanı katil diye cezalandırmak ne kadar doğru olur? Ama bu evlilik zaten devam etmezdi. Bir şekilde bitecekti. Böyle bir olay iki tarafında işine gelir diye düşündüm. İnsan sıkışınca öyle gafletlere sarılır ki pamuk ipliğini kendine halat yapar. Boşanmak Allah'ın en sevmediği haldir. O da usulünce olmalıdır. Yalansız ve iftirasız. Hepsi oğlumun iyiliği içindi. İyiliğe giden yolda iyilikten geçmelidir. Namuslu bir kadına en az 4 şahitle yapılabilecek bir suçlamayı basit bir dedikodu karşılığı yapmak, bu nasıl bir cinayettir biliyor musun?
istemem seni bir daha dövmesin anneciğim. Dövmeyecek kızım, merak etme. Hadi. Güzel kızım benim. Biraz daha. Biraz sonra bir araba buluruz. Niye babam bizi götürmüyor ki? Arabası var onun. Daha ne kadar yürüyeceğiz? Az kaldı kızım, dayan biraz. Ama ben acıktım. Dayan kızım, sabret kızım, tamam mı? Sabret. Biraz daha. Yürü kızım, yürü. Rukiye! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Rukiye! Rukiye! Ne yaptınız onu? Ne yaptınız onu? Bırak çocuğu. Ne bırakmış be? Anne. Hafif bırak çocuğu. Baba. Ver bakayım çocuğu. İki gördüm çocukların olmadığını sabah. Baba. Ver. Bırak. Ver şunu. Haşmet. Onlar benim de çocuklarım. Bırak çocuğumu Haşmet. Be. Gitti be. Bırak çocuğumu. Gitti. Bırak. Anne. Çocuklarımı bırak. Ne olur gitti bırak. Gitti artık Rukiye. Çocuklar senin değil. Her anlaşıldı mı? Senin değil. Anne. Onlar benim de çocuklarım. Bin. Bin ana. Bin bin. Esra, Esra kızım. Ya çekil şuradan. Çekil. Bırakın çocuklarımı. Bırakın çocuklarımı. Bırakın. Ana kapat canını. Bırakın. Geri verin çocuklarımı. Esra. 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 Böylece karı kocanın arasını açmış oldun. Benimki son noktaydı. Zaten iş bitecekti. Bitiren kimdi? Olayları kışkırtan kimdi? Beni kastediyorsan... Benimki vicdan aynasındakini yansıtma. Şeytanlar günlük işlerini birbirlerine sayarlar. En büyük takdiri ailenin arasını açıp yuva yıkana verirler. Ben öyle olmadım. Böyle dengesizleşen bir anne çocukların psikolojisini bozardı. Ama o çocuklar kız. Olsun. Sonuçta bizim evlatlarımız. Bu ne yaman bir çelişki. Birdenbire bu torun sevgisi garip olmadı mı? Yo, hayır. Ben çok merhametliyimdir aslında. Merhamet içte saklanmaz, dışa yansır. Halbuki sen ağır bir iftiraya alet oldun. Cinayet işledin. Hayır. Hayır, ben kimseyi öldürmedim. Fitne çıkardın. Fitne katilden beterdir. Yok. O kadar olmamalı. Belki bir şeyler söyledim. Ama bu kadarcık şeyle bir yuva yıkılır mı? Hem alt tarafı ufak bir haksızlık sayılır benimki. Hak haktır. Büyüğü küçüğü olmaz. Hakkın ihlalinden gökler titrer. Hak sahibi bulununcaya kadar da titrer durur. Öyleyse geri gönderin, gideyim. Rukiye saftır, onu ikna ederim. Helalleşirim. Helalleşmek basit bir seremoni değil. Mazlumun sahibi Allah'tır. Ulu divanın ciddiyetinden dışarı çıkmamak lazım. Ama her şeyi oğlumun mutluluğu için yaptım ben. Oğlum mutlu olsun diye mi suçsuz bir insanı suçladın? Oğlum mutsuz olsun diye mi karısından ayırdın onu? Onu karısından ayırdım. Evet, ama mutsuz olsun diye değil. Hatta daha mutlu olsun istedim. Makbul abla, çocuklara ne olacak? Ay canım, ne olacak? Hoş geldiniz. Bizden bakacak elbet. Şu hoş dünya geldiniz. Gözlerimle gördüğüm en akıllı.
En edepli gelin hoş o. Hoş geldin. Hatta ben de sordum Vildan'a. Sağ ol. Çocuklar seni rahatsız eder mi diye. Aman hoş anneciğim geldiniz. O ne biçim söz dedi. Haşmet'in çocuğu benim de çocuğumdur dedi. Öyle mi? Sağ ol. Maşallah. Maşallah. Hoş geldin. Ayrıca Rukiye beceriksizini veremediğini de Vildan verecek bana. Hoş geldiniz. Aslanlar gibi bir erkek çocuk verecek. İnşallah. İnşallah. Öpeyim anneciğim. Öp bakalım. Elifenlerin çok olsun. Oğlum. Kışıklı oğlum. Aslan oğlum. Haşmet, teyzenin elini öpmek yok mu? Hani? Hani neredeyse 15 gün oldu Rukiye. Konuşsana Rukiye. Hani bir hafta içinde gelip alacaklardı seni. Niye gelmiyorlar? Sana soruyorum. Babacığım, Haşmet'in işleri uzadı herhalde. Bana bak Rukiye. Bu işin içinde bir iş olmasın. 3 gündür ne Haşmet ne annesi telefonlara çıkmıyor. Yok yerinde değil, yok hasta uzanıyor. Çocuklar nerede peki? Çocuklar nerede? Onları niye getirmedin? Hiç el kadar bebeler annesiz olur mu? Onları ben de çok özledim baba. Yemin ederim ben de çok özledim. Özledin de niye getirmiyorlar? Hadi onlar getirmiyor. Sen niye gitmiyorsun? Sana söylüyorum. Yoksa bir halt mı yedin oralarda? Estağfurullah baba. O nasıl söz bey? Sen sus kadın. Sen de bunun yanındasın. Biliyorsun da söylemiyorsun. Bana bak Rukiye. Sen söylemiyorsan ben gideceğim yarın yanlarına. Güzel gelinim bana kahveler de pişirmiş. Oh, köpüğü de tam kıvamında. Afiyet olsun anneciğim. Ay, oh be oh, rahat ettim nihayet. Yol verdin değil mi o Sinan ahlaksızına? Hı hı. İnkar etti tabii önce. Elinden bir kaza çıkmadığına dua et dedim ben de. Para mara da vermedim. Aferin oğlum. Bak işte kadın dediğim böyle Vildan gibi olur Haşmet'im. Gerçi çok kötü bir tecrübe yaşadın ama değdi yani. Rukiye nerede? Vildan nerede? Anne. Ne annesi canım? Kız bilsin seni neler çektiklerini de sana hak ettiğin gibi davransın ki... Biz de ona hak ettiği gibi davranalım. Teşekkür ederim anneciğim. Aa, ben bakarım. Anne niye karıştırıyorsun ki Rukiye'yi falan sen? Hadi hadi. Sen anlamazsın kadınların işlerinden. Yorma kafanı. Güzel oğlum benim. Esselamun aleyküm. Baba. Kendine gel Haşmet. Ne babası? Dedeciğim. Hayırdır çok Mehmet efendi? Seni. Niçin geldin? Dede. Vildan, al kızı şu Mehmet efendinin kucağından. Ben Rukiye için geldim. Dede. Yani durumu nedir? Niye gönderdiniz onu? Bir kabahat mı yaptı? Yok baba, kabahat falan değil de yani... Oldu oldu evet. Çok büyük bir kabahati oldu hem de. Artık bizim gibi bir aileyle yaşaması mümkün değil. Allah Allah. Ama istersen kabahatini hiç söylemeyelim. Olur mu canım, söyleyin. Söyleyin de biz de verelim cezasını. Boş ver sen baba, gel. Gel çıkıp konuşalım biraz. Ya baba deyip durma şu adama be. Ne oluyor Makbule Hanım? Ne biçim laflar bunlar böyle? Söyleyin, biz de bilelim kızımızın kabahatini. Bilmek istiyorsun, öyle mi? Eminsin yani. Peki, sen istedin. Bak Mehmet Efendi. Ahlaksız, rezil ettiniz, rezil. Babacığım bir şey yapmadım ben. Yemin ederim bir şey yapmadım, yalan söylüyorlar. Sus rezil, sus. Koskoca insanlar niye yalan söylesinler ha? Bey, bir kere dinleseydin. Konuşma sen. Bir kereciğim. Karışma sen, karışma. Ben bunun için mi yetiştirdim seni ha? Rezil, defol git bu evden. Babacığım lütfen bir kere dinle beni babacığım. Lütfen bir kere dinle sus. Baba. Bana baba deme ha? Ben senin baban değilim artık. Hemen defol git bu evden. Defol, defol. Ben bir şey yapmadım. Hiçbir
şey yapmadım. Kızlarımı istiyorum. Kızlarım. Hildan! Hildan! Ne var anne? Ay ne var deme, yetiş hemen. Baş edemiyorum ben bununla. Ay ne var? Banyodan temiz bez getir de alıver şu çocuğun altını. Anne görmüyor musun? Değildim ben. Çıkacağım birazdan. Sen yapıver. Hildan kendine gel. Ne diyorsam onu yap. Bıktım bana ait olmayan bir çocuğun altında iş yapmaktan. Ne söylüyorsun? Demek iki ayda bıktın ha. Ben senelerdir yapıyorum ya. Sen babaannesisin. Hadi ben çıkıyorum. Yemek var dolapta, ısıt yersin. Sen o kuş kadar beynini beni bastıracağını mı sanıyorsun ha? Alo. Haşmet oğlum. Hastayım oğlum ben. Karın da hiç yardım etmiyor bana bu aralar. Perişanım Haşmet'im. Of. Tamam anam, tamam, tamam, tamam. Haşmet. Bildan. Senin ne işin var burada? Kocamı görmeye geldim. Gelemem mi? Neredeyse gece uyurken bile annenle birlikteyiz. Biraz da yalnız vakit geçirmek istiyorum kocamla. Ne var bunda? Yok canım bir şey. İyi yapmışsın. Geleceksin tabii. Ha bir şey içer misin? Saçmalama Haşmet. Burada mı içeceğiz? Hadi şehre götür beni biraz. Hı? Hava almak istiyorum. Çok bunaldım. Evlendiğimizden beri hiç çıkmadık. Doğru söylüyorsun evet. Gidelim şehre. Ha anneme de haber vereyim de. Aa, saçmalama Haşmet. Anneni karıştırma bu işe. Sadece ikimiz gidelim. Ama nasıl olur annemsiz Vildan? Basbayağı olur Haşmet. Şehirdeki insanlar nasıl yapıyorlarsa öyle olur. Sadece karı koca. Hı? Tamam gidelim. Ama akşam yemeğinde evde olacağız. Annemle birlikte. Söz mü? Eğer annen düğünde vaat ettiği altınları bir ay içinde takarsa söz. Peki tamam. Konuşurum annemle. Hadi çıkalım. İsmail. İsmail. Efendim abi. Biz çıkıyoruz. Dükkan sana emanet oğlum. Tamam abi merak etme sen. Hadi. Haşmet. Tuzlu uzatır mısın? Hı hı. Yeter! Oynaşmayı bırakın be. Tuz bana lazım. Böyle eğlendiğinize göre karnınız tok sizin herhalde. Şehirde yiyip mi geldiniz yoksa? Ben şehre mal almaya gittim de anneciğim. Vildan da geldi benden. İsmail öyle söylemedi ama. Şehre gezmeye gittiler dedi sizin için. Aman. Evet, gezmeye gittik. Ne var? Gidemez miyiz? Evlendiğimizden beri bir kez çıktık mı dışarı? Gidersiniz tabii kızım. Bir şey mi dedim? Tabii gidersiniz. Ama şu zavallı ananızı unutmasanız da olurdu yani. Anneciğim, bir daha unutmayın. Söz. Size afiyet olsun. Bana bak Haşmet. Bu kadını yola getireceksen getir. Yoksa ben getirmeyi bilirim. Yola getirmek. Nasıl yani anne? Ne yapıyor ki sana Vildan? Anlaşıldı. İş yine başa düşecek. Zaten sana güvenip evlendiren de kabahat. Anne ne yaptım şimdi ben? Vildan ne yaptı? Önemli olan sizin ne yaptığınız değil. Benim ne yaptığı. Ben de ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Gelinim olacak terbiyesize öyle bir büyü yap ki benim sözümden her çıktığında
cinler onu çarpsın da aklı başına gelsin. Yaparız elbette Makbule Hanım. Önceki gelinini nasıl ayırdık kocasından, bunun da bir hal çaresine bakarız. Fakat bu sana pahalıya mal olur. Parası mühim değil Cemile kadın. Hiç mühim değil. Vildan yola gelsin de. Tamam, onu sana bağlarım. Kul köle ederim. Ama onun saçından bir tutam getireceksin. Aa, tamam canım. İstediğin bu olsun senin. Hemen yarın sabah. Ne yapmışsın ortalığa? Ne yapmışsın? Darmadağın etmişsin. Şuraya bak. Gel buraya. Gel. Allah kahretmesin seni. Otur şuraya. İnsan gibi başınızda bir anne olsaydı bunlar başımıza gelmezdi zaten. Nerede o ananız olacak kadın? He? Uyuyor yine değil mi? Oysa bana bir kaza gibi geldi. Ne kazası? Görmedin mi? Makası soktu boynuma. Ama o sadece kendini korumaya çalıştı. Peki senin ona ne yapmak istediğini biliyor muydu? Ne yapacakmış? Ben onun biraz kendisine gelmesini sağlayacaktım, o kadar. Büyüyle mi? Büyüyle. Bir büyük günahtan başka büyük bir badireye yuvarlanmak seninki. İnsan kendi elleriyle kendi felaketini hazırlıyor. Kurduğu tuzakların başına dolanıp gelivereceğini unutuyor. Ne yani? Onun hiçbir suçu yoktu. Bana nasıl terbiyesizlik yapıyordu? Cevap veriyordu, karşı geliyordu. İnsan kendini merkeze koyarsa hakikatle buluşma olmaz. İnsan sayısınca ve hırsınca arzular meydanı doldurur. Bir meydan yetmeyince de çatışmalar sürer gider. Hepsi kendini merkez zannettiği için de doğruda buluşamazlar. Ama ben yaşlıydım. Gün görmüş, ömür görmüşlüğüm vardı. Saygı görmek hakkımdı. Rukiye seni hem sayıyor hem de her istediğini yapıyordu. Ama ona da yaptıkların ortada. Hem iftira, hem kovma, hem de yavrularından uzak etme. Gün görmüşlük bunu mu gerektirir halbuki? Hem ben o kadar sabırlı değildim. E oluyordu işte, ne yapayım? Her insana irade verilmiş. Gücünü aşan şeylerle sınava tabi tutulmamıştır. Aslında her insan cennet çekirdeğini, cehennem zakkumlarını da kendi elleriyle yetiştiriyor. Hasat yaklaşınca da boşluklarını bir defa daha sergiliyor. Benim boşluğum, oğlumun mutluluğu, bir tek torun sahibi olmaktı. Bu istek, istenilmesi gereken yüce kudretten istenilmeyince, zavallı insanlara zulüm kaçınılmaz oldu. Kimin gücü bir insanı dileyince yaratmaya yeter ki? Durumu fena değil. Fakat çok iyi bakılması gerek. Bundan sonraki pansumanlara ben gelemem. Burada sizin yapmanız ya da yaptırmanız gerekli. Tabii. Vildan yapar pansumanları. Ben yaparım, evet. Gördüm nasıl yapılacağını. Yalnız dikkatli olmalısınız. Yara mikrop kaparsa iltihap yapabilir. Tehlikeli bir yer. Hiç iyi olmaz. Tabii. Merak etmeyin siz. Çok dikkatli oluruz. Merak etmeyin doktor bey. Bana öyle bir bakarlar ki 3 ay sonra ölüm raporumu yazmaya gelirsin buraya. Aşk olsun anneciğim. Ne zaman kusur ettik sana karşı? Aman neyse. Göreceğiz bakalım. Neyse. Ben gideyim artık.
Siz anladınız sanırım her şeyi. Tamam. Geçmiş olsun. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Aa! O da kim? Yılan! Kara yılan geri dönmüş. Aa! Anne! Anneciğim! Canım kızım benim. Seni pencereden gördüm anne. Hadi eve gidelim. Şimdi gelemem. Ama ben hep buralardayım. Merak etmeyin, tamam mı? Yakında alacağım sizi. Yılan! Bırak! Bırak korkuma! Sen gene mi geldin ha? Anne! Bırak. Anne dur! Dur hastasın sen! Bırak be! Ne hastası ya? Git buradan! Git bırak torunumu! Bak! Bak ne hale geldim senin yüzünden! Allah kahretsin seni! Kızlarımı geri verin bana! Defol! Onları geri verin, yalvarırım! Git buradan Rukiye! Unut kızları filan! Git buradan! Sen de kadınsın! Git defol! Sen de anne olacaksın belki! Ne olur bana yardım et! Ver kızımı! Bak bak bak! Bir de kızın aklını karıştırmaya çalışıyor! Yılan seni! Kara yılan! Defol! Defol! Yürü bir daha gelme buralara! Defol! Hadi yürü sen de içeri. Anne! Yürü anne! Ağlama sus. Annemi istiyorum. Hadi yürü içeri. Gitme anne. Sağ ol Hesna kardeş. Neme lazım. Dillere destan bir düğün oldu doğrusu. Az bile yaptım. Bu dünyada bir tek Vildan. Oğlum var. Şükür Allah'ıma mürüvvetini gösterdi bana. Vildan kızım kapatsana şu televizyonun sesini biraz. Toprağını rehine koyup kazma adam. Vildan. Şu çocuğa baksana kızım biraz. Vildan. Ay ne var? Kızım çocuk ağlıyor baksana. Altını ıslatmıştır ondan ağlıyordur. E değiştirsene o zaman altını. Çok yorgunum ben. O kadar istiyorsan kendin değiştir. Ay kızım görmüyor musun benim halimi? Geçen gün eski gelinin geldiğinde nasıl kalktın ama yerinden? Yine kalk. Kızım o zaman şu pansumanı mı yapıver bari? Yaram acımaya başladı. Üf! İlaçlar bitmiş. Ne olursun bırak. Nasıl bitmiş? Daha dün vardı hepsi. Bitmiş işte. Yalan mı söylüyorum ha? Torba boş. Yalan söylüyorsun bana. Yalancısın sen, yalancı. Bana bak. Ben Rukiye'ye benzemem. Onun gibi sümsük değilim. Bana bağırıp durma. Sana zehir ederim hayatı. Bu yaptığın ne sanki? Hayatım zaten zehir oldu senin yüzünden. Daha ne yapacaksın ha? Seninle mi uğraşacağım be? Terbiyesiz seni! Yılanların biri gitti, biri geldi! Nedir benim bu rezillerden çektiğim? Haşmet! Oğlum! Oğlum yetiş. Ha, çok fenayım ben. Ha, tamam. Sana 50 kere söyledim. Anneme iyi davranacaksın diye. Bir dediğini iki etmeyeceksin. Seninle geçinmemizin başka bir yolu yok. Ama Haşmet ben ona kötü davranmıyorum ki. Bir dediğini iki etmiyorum. Ne derse hemen yerine getiriyorum. Bugün pansumanını yapmamışsın ama. İlacı bitmişti ama. Bittiyse gidip alacaksın. Gelip ne gerekiyorsa yapacaksın. Anlaşıldı mı? Anladım ama bıktım artık Haşmet. Bıktım. Ne dedin? Ne dedin sen? Hamileyim Haşmet. Ne? Hamileyim. İnşallah çok yakında bir oğlumuz olacak Haşmet. 2 aylık falan. Emin olmak için söylemedim sana. Allah kahretsin. Hamile kalmış bir yılan. Yılan. Canım benim. Niye daha önce söylemedin? Az kalsın sana vuracaktım. Erkek değil mi işte? Aptal, aptal. Şey, anneme haber verdin mi peki? Vermedim. Çünkü bence kesin erkek. Bir iki ay geçsin ultrasona falan gireyim. O zaman erkek doğum müjdesi veririz annene. Canım, affet beni. Vuruyordum az kalsın sana. Affet. Bu gösteri hep senin için. Ne gösterisiymiş o? İşte çamaşır filan asıyor. Güya diyor ki millete, bakın nasıl da çalışıyorum.
Niye canım? İyi kız değil mi Vildan? Çok memnundun anne. Artık değilim. Değilim. Bir yolunu bulmam lazım. Ne yoluymuş bu? Bu evden gitmeli. Gidecek. Yine mi? Ay ne yine mi? Ne yapsaydım yani? Koynumda bir yılan daha mı besleseydim? Hemen hamile kalıyorlar. Sonra çocuklar başımıza kalıyor. Anneciğim, çamaşırları astım. Şimdi yemek hazırlayacağım. Önce çocukları doyurayım, sonra sizin yemeğinizi getiririm. Siz de bir kahve alır mısınız Sultan abla? Yok kızım, sağ ol. Ben kalkacağım birazdan zaten. Siz bilirsiniz. Numaracı şeytan. Bana bak. Al şu parayı. Amanın. Makbul abla, çok para bu. Çünkü bu seferki iş büyük iş. Şimdi beni... Vildan, Vildan kapıya bak. Geldim, geldim. Bağırma, geldim işte. Ablacığım merhaba. Merhaba. Haşmet abi gönderdi beni. Banyoda bir sorun varmış galiba. Allah Allah, neymiş o sorun? Kızım, alsana adamı içeri. İyi, gel bakalım. Banyo ne tarafta? Şu tarafta. Burada. Haşmet. Oğlum. Ablacığım yalnız bana yardım etmen lazım. Ne yardımıymış o? Sen şunu bir tut şimdilik. Ablacığım ne yapıyorsun ya? Sen ne yaptın? Şuna bak ya. Anne! Anne! Sus 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 oğlum. Anne ne oldu yine ya? Oğlum ben uyuyordum. Zaten hastayım biliyorsun. Evet. Bir zamandır bir şeylerden şüpheleniyordum ama senin de kafanı karıştırmak istemedim. Ya ne şüphelenmesi anne ya? Ya ne diyorsun sen? Yardım istedik. Ne hale getirdin beni? Anne o ses de ne? Dur. Dur. Anne kim var içeride? Dur bekle de çıksınlar. Gitme sakın. Dur. Ne diyorsun anne sen ya? Ne oluyor lan burada? İşte gör. Kendi gözlerinle gör. Bu kadın hamile kalmış ama bakalım kimden kalmış. Acaba kimden? Ne diyorsun görüşte sen kadın? Oğlum. Ne diyorsun? Kimsin lan sen? Abi bir dakika ben açıklayabilirim. Ben... Haşmet! Sen göndermedin mi bu adamı? Ne yaptınız lan siz? Mahvettiniz lan beni. Haşmet. Mahvettiniz lan. Mahvettiniz. Mahvettiniz lan beni. Mahvettiniz. Mahvedeceğim lan seni. Haşmet. Haşmet dur düşündüğün gibi değil. Dur. Mahvedeceğim lan seni. Her şeyi açıklayabilirim Haşmet. Mahvedeceğim. Hayır. Haşmet, oğlum, Haşmet, mahvetti, mahvetti hayatını oğlumun. Kim mahvetti? Kim olacak? O kadın işte, Vildan. Nasıl mahvetti Vildan hayatını?
ikili oynadı. Başkalarının yanında sanki çok iyi bir insanmış gibi yaptı ama yalnız kaldığımızda bana hiç hizmet etmedi. Hadi hizmetten geçtim. Ha? Yardım bile etmedi. Hastaydım. Sağlığımla bile ilgilenmedi. Oğlumu da aldı elimden. Avcunun içine aldı oğlumu. O niye cezalandırılmıyor? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Onun durumu ayrı. Peki sen hiç şunu düşündün mü? Vildan bütün o yaptıklarını sana tepki olarak yapmış olabilir mi? Ne tepkisi be? Ben ne yapmıştım ki ona? Rukiye'ye yaptıklarını biliyordu. Ama Rukiye hak etmişti her şeyi. Oysa ben hak etmedim. Ben Vildan'ın bana kötü davranmasını gerektirecek ne yaptım ki? Ha? Niye geldi bütün bunlar benim başıma? Zalim gökten inen kılıç gibidir. Önce zulmedenden intikam alır. Gerçekte kimseye zulmedilmez. İnsanlar sadece kendi kendilerine zulmederler. Allah bir tövbe, bir dönüş için mehil verir. Gereğini yapmayanlar için küçükse dünyada, büyükse burada kıskıvrak yakalayıverir. Hiçbir mazlumun ahını yerde bırakmaz Rabbimiz. İnsan hep nefsine bakarsa başka şeyler görmez olur. Kendine düşkün olur. Başka her şeye küskün olur. Ben oğluma düşkündüm sadece. Eğer gerçekten öyle olsaydı önce onu düşünürdün. Oysa nefsin seni oğlunla aldattı. İçindeki bütün kötülüğü oğluna yardım etmek kisvesiyle sana süslü gösterdi. Fakat sen bunu anlayamadın. Nefsine kapıldın ve hem kendini mahvettin hem de oğlunu. Keşke sadece o kadar olsaydı. Lan. Haşmet. Haşmet! Kurtul şu kadından. Kurtul şu pis kadından. Rezil kadın. Git bu evden, git! Gel gel. Aha işte bu ev. Defol! Sen gizli pislik. İşte burası. Gördüğünüz gibi çocuklar perişan. Aa, bu ne hal ya? Ne zamandır bu şekilde yaşıyor bu çocuklar? İşte bunun oğlu hapse düştüğünden beri 6 ay falan oluyor. Peki niye daha önce haber vermediniz? Çık git buradan çabuk. Çabuk git diyorum. İşte biz konu komşu bakmaya çalışıyorduk ama iyice çığırından çıktı. Annesi kim bu çocukların? Rukiye. İşte buralarda dolanır. Gel, seni annene götür. Ağlama. Ağlama. Bak anneye gideceğiz. Hadi ağlama. Rukiye. Cadı. Yavrum. Defol. Rukiye Allah seni kahretsin. Gel kızım. Nereye götürüyorsunuz çocukları? Yuvaya. Artık devlet bakacak onlara. Anne, gel kızım. Yapma. Kızımı verin bana. Bu kim ya? Kızım. Dur. Ne yaptınız sanıyorsunuz işte Rukiye hanımefendi? Rukiye çocukların anası. Ama hanımefendi. Rukiye Hanım, size bu halde çocukları bırakamayız. Götürmeyin çocuklarımı. Götürmeyin çocuklarımı. Dur hele. Götürmeyin. Götürmeyin. Kızlarım. Nereye götürüyorsunuz çocuklarımı? Rezil kadın. Vildan. Oo.
Defol. Heh. Pis. Hadi. Oo. Düşecek miydim ya Rabbi? Taş doğursaydım keşke. Taş! 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 Ah bir su verenim bile yok. Kötü olsun istemedim. Ama her şey kötüye gitti. Çünkü yanlış yanlışı, çirkin çirkinliği doğuruyor. Haksız bir erkek torun talebi bak nerelere vardı. Rukiye çıldırdı, canına kıydı. Haşmet katil oldu, hapislere düştü. Vildan yine senin yaptığın bir planın kurbanı oldu. Torunlar ortada kaldı. Bunca hatadan geri dönüş olamaz mı? Artık istikamet sadece ileriye doğru. Üstelik üzerinde onca insanın hakkı var. Kul hakkı af kapsamında değil burada. Büyük buluşmada hak sahipleri için çok çetin bir kovalamaca yaşanacak. Vazgeçmezler mi haklarından? Ben onların büyüğüm. Hiç zannetmiyorum. O an öyle dehşetlidir ki kendini kurtarmada bir ilave kazanç sağlayacaklar, bu haktan kolay kolay vazgeçmez. Öyle mi? Ama ne olur geriye gideyim. Onların adına da iyilikler yaparım. Kapatırım eksiklerimi. Az bir zaman ne olur. Orası elimde değil. Benim gücüm ona yetmez. Ama ömür dediğin nedir ki? Göz açıp kapıya ne kadar geçti? Cezam kısacık olsa olmaz mı? Doğru olan böylesi değil mi? Ömür kısa, doğru. Ama suç büyük. Bir dakikada işlenen bir cinayete 30-40 yıl hapis veriliyor. Ama onlar benim oğlum, gelinlerim, torunlarım, yakınlarım. Kurtuluşuma vesile olamazlar mı? Bazı günahlar vardır ki kamu davası gibidir. Bütün hakkın uyduğu bir kurala muhalefet edene kamunun hakkı adına ve işin çapınca ceza verilir. İçinde cinayet gibi, fitne gibi, küfür gibi günahlar bulunan haller bütün varlığa karşı işlenmiş suçlar gibidir. O sebeple bütün varlığın hakkı söz konusu senin için. Hak sorgulaması o kadar derin mi? Evet, o kadar derin. Bu hesapta kimileri emin kalacak, kimileri de hazin. Ama ne yaptılarsa hep kendilerine yapmış olacaklar. Hiçbir çıkış yok. Kalbinde zerre miktar inanç varsa, işin çapına göre tünelin sonunda bir ışık olur. Sence ne olur benim halim? Ben bir vicdan aynasıyım. Sadece yansıtırım. Bildirilmeyeni bilemem. Desene, iş bitti. Kaçacak hiçbir delik kalmadı. Kudret kaleminde
ömür mürekkebi sona erdi. Sonsuza uzanan bu büyük buluşmada kimseye haksızlık yapılmadı, zulmedilmedi. Verilen güzelliklerse lütfedildi, ihsan edildi. Ridam! Gel! Tut elimden! Hakkını bağışladığını söyle! Rukiye! Rukiye! Buralardasın! Duy sesimi! Hakkını helal et Rukiye! Hayır! Allah'ım bir fırsat daha ver bana ne olursun! Hayır! Dayanamam! Dayanamam! Gitmek istemiyorum! Gitmek istemiyorum!